Selamlar arkadaşlar. Ben yakinkampusu.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir AutoCAD dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Layer Panel'i bitiriyoruz artık. E, layer Panel'i bitirmek için de Layer e, Filter'ları görmemiz gerekiyor. Şöyle hemen bir Layer Properties menüsüne bir kez basalım. Sol tarafta genellikle göz ardı edilen aslında çok fazla e, değinilmeyen bir konu Layer filtreleri ne kadar aslında önemli olduğu tartışılır. Çok büyük e, projelerde, e, çok fazla sayıda layerlarınızın olduğu projelerde kullanabileceğiniz bir alan ya da kullanmanızı e, tavsiye edeceğim bir alan diyeyim. E, fakat onun dışındaki daha ufak e, mesela 10-20 layerlı e, projelerde çok da fazla belki işinize yaramayabilir. Ben size göstereyim yine. Siz kendi tercihinizi tabii ki kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Ne gibi bir özellik olduğuna bakalım. Öncelikle bunu test etmek için 3 tane ya da şöyle bir 10 tane yeni bir layer açalım. Layer'ın isimlerini yine A, B, C, D, E, F, G ve bunun gibi sırayla veriyorum arkadaşlar. İyi ve C dedim. E, renklerini de rastgele olarak değiştiriyorum. Mesela bir tanesini sarı yaptım. Bir tanesini ee, mavi yaptım. Bir tanesini kırmızı yaptım. Aslında şu aşağıdaki menüden seçelim. Daha iyi olur. Peki. Şunu da mavi yapıyorum. Bakın iki tane mavi. iki tane sarı. Üç tane de kırmızı yapayım. Evet. Renkleri de rastgele dağıttım. Ee, line type'larını yani çizgi tiplerini değiştirebilirim. Mesela atıyorum ikisi kesikli olsun kesikli çizgi. Bir tane daha kesikli çizgiye mesela bunu da sarılardan olsun. Çizgi kalınlıkları da yine farklı farklı olabilir. Mesela iki tanesinin çizgi kalınlığı 0.35 mm olsun. Gibi gibi değişik özellikler verdim katmanlarıma. Yani bunlar benim ihtiyaç duyduğum katmanlar diyelim ve bunları bir şekilde oluşturdum. Şimdi bu katmanlardan 100 tane, 200 tane elimizde olduğunu düşünürsek yani şurada çok aşağı doğru açılan bir menü olduğunu düşünürsek Aralarından istediğimizi bulmamız çok kolay olmayabilir. E, filtreler burada işinize yarıyor işte. Diyorsunuz ki bana sarı renkte olan katmanları filtrele veya bana isminde A harfi olan katmanları listele. Tabi burada e, bazı e, isim verme kodları da hemen aklınıza gelebilir. Mesela atıyorum birinci kattaki e, katmanları sadece görmek istiyorum demek için e, her katman isminizin adına kat adını girmeniz Mesela mantıklı olabilir birazdan deneyeceğiz. Bunun gibi değişik özellikleri filtrelemeyi sağlıyor. Mesela şöyle bir örnek daha aslında verebilirim. Şimdi birazdan örneği yaptıktan sonra hatta bunu yapalım daha iyi olacak. Mesela açık katmanları göster, kapalı katmanları göster de diyebiliriz. On off'tan yani. Gizli ve gözüken katmanları göster diyebiliriz. Neyse. New property filter'a bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra öncelikle property filter'ın adını bize soruyor. Diyelim ki sarı katmanları göreceğim sadece. Dolayısıyla ismini sarı katmanlar koydum. Özelliklerden de arkadaşlar gelip diyorum ki şuradaki özelliklerden kalırı renk özelliği sarı olan katmanları bu şeyde görmek istiyorum. Bu filtrede görmek istiyorum. Okey dedim. Ve bakın sadece bana bir tane katman gösterdi. Şimdi şuraya dikkat edersek sarı katmanlar filtresi seçili olduğu için bu katmanı görebiliyorum. Ola geri döndüğümde bütün katmanları görebileceğim. A katmanında renginin sarı olduğunu fark ediyorum ama tam olarak doğru sarıyı seçmediğimizi fark ediyorum. Dolayısıyla buradan seçelim. Şimdi sarı katmanlara gittiğimde gördüğünüz gibi bana sarı katmanları gösteriyor. Bir yandan da işin güzel tarafı gördüğünüz gibi dinamik. Yani sonradan rengi değişen veya sonradan adı değişen katmanları da burada her zaman görebilirsiniz. Tekrar güncellemenize gerek olmayacak. Bu avantajlı bir durum arkadaşlar. Peki yani gördüğünüz üzere mesela yeni bir e, property filter oluşturalım. Bunun ismine de kesikli çizgi diyelim. Ee, içinde kesikli çizgi olan sağ klik properties de bu arada geri dönebilirsiniz tekrar. Mesela yanlışlıkla okey dedim. Veya farklı bir özellik katmak istiyorum. Sağ klik properties diyerek bu filtrelere geri döndüm. Ee, çizgi tipi, bakın tıklıyorum şuradan. Şu kesikli çizgi olan isodeş dash olan katmanları bana göster diyorum. Okey dediğimde bakın gördüğünüz gibi line type'ı kesikli olan katmanları bize gösteriyor. A ve H kontrol edelim. A katmanının çizgi tipi evet kesikliymiş. H katmanının çizgi tipi evet kesikliymiş. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni özellikler filtreleriyle özel ya da özellik filtreleriyle diyelim istediğiniz katmanları aradan seçmeniz daha rahat olacaktır. Mesela şöyle bir örnek demiştik. Birinci kat tire duvar. İkinci e, e, katmana da ikinci kat, e, pardon birinci kat tire pencereler isimlerini verdim. Yeni bir filtre oluşturuyorum arkadaşlar bakın buradan ismine birinci kat diyorum ve bakın name'inin içinde birinci kat geçen e, katmanları bana göster dediğimde, okey dediğimde gördüğünüz gibi tıkladığım zaman isminde birinci kat geçenlerin hepsini burada görebiliyorum. Buraya düşünün ki mesela 10 katlı bir binanın bütün çizimlerini koydunuz. katmanlara yerleştirdiniz. Buraya tek tek birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat diye filtrelerinizi oluşturduğunuz zaman tıkladığınız anda sadece o layer'ları görüp sadece o layer'larla rahatlıkla çalışabilirsiniz. Ee, güzel bir olay. Tavsiye ederim. Bir de grup filtresi var arkadaşlar. Bu biraz daha belki az işinize yarayabilir ama yine de göstermek istiyorum. Ee, kullanım şeyleri alanları olabiliyor aslında. New Group Filter dedim arkadaşlar. grup Filter'ın da özelliği siz buna bir şey vermezsiniz, direkt olarak bir sarı renkteki katmanı göster gibi özellik vermezsiniz ama şunu yapabilirsiniz, bu grubun içine şu katmanı ve şu katmanı tutup sürükleyip bırakabilirsiniz. Bu sayede onun üzerine gelip tıkladığınız zaman o hangi katmanları sürükleyip bıraktıysanız o katmanları o grubun içine görebilirsiniz. İsmini de buradan tekrar değiştirebilirsiniz arkadaşlar grubun ee, ve bu yani. Mesela ortak özellikleri olmayan, hiçbir şekilde ortak özellikleri olmayan ama sadece o katman üzerinde çalışmak istediğiniz bazı katmanlar varsa onu da bu grupların içine atarak filtreleyebilirsiniz. Peki dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Katman filtreleri de bu şekildeydi. Bundan sonraki dersimizde katmanlarla ilgili bir örnek yapacağız. O örnekten sonra da bloklara geçiş yapacağız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like butonuna basarak bunu belirtin arkadaşlar. Kanalımıza yazılarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz ve de yakınkampus.com sitesini ziyaret ederek bütün şu ana kadarki derslerimizi, ücretsiz derslerimizi görebilirsiniz. Sağ olun, bir sonraki derste görüşmek üzere.